Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Katip'ten hazırladığım çok kullanışlı şık bir çanta yapımı tarif edeceğim. Çantamıza şöyle yakından bakalım. Modeli gerçekten çok şık ve çok güzel. Tabanı bu şekilde, çantamızın kenarları böyle. İçerisi oldukça derin ve kullanışlı. İçine telefonunuz, cüzdanınız, kartınız, anahtarınız rahatlıkla sığacaktır. İçerisine astar dikmeden de kullanabilirsiniz. Ben ağız kısmına çıt çıt dikmeyi düşünüyorum. Henüz dikmedim ama bu tarz fileli çantalar bu sene çok moda. İçine astar dikmeden de kullanabilirsiniz. Ya da bir torba dikerek de bu çantayı rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ya da daha farklı aparatlarla, örneğin astar dikip fermuar dikebilirsiniz. Ya da daha farklı kilitlerle de bu çantayı kullanabilirsiniz. Gerçekten çok güzel oldu. Böyle çapraz, askılı kullanılabilecek güzel bir çanta. Bu sene yazın en çok kullanacağım çantam bu diyebilirim. Örerken çok keyif aldım. Yapımı gerçekten çok kolay. Toplamda 100 gram katip kullandım. Ölçüsünü de video içerisinde detaylı olarak sizlerle paylaşmaya çalıştım. Umarım faydalı olur. Tarifimize geçelim. Katipimi aldım. Dokusu yakından bu şekilde. Ben kağıt ipimi çile halinde kiloyla satın alıyorum. Yumak haline getiriyorum. Herhangi bir yumuşatma yapmadan şimdi çantamı öreceğim. Burada tek kat kullanacağım ipimi. Tığ numaram da 3 milim olacak. Sizler kağıt ip dışında rafi ipler, koton ipler ya da makrome ip de kullanabilirsiniz. İpinizin inceliğine, kalınlığına göre, örme sıkılığınıza, gevşekliğinize göre tığ numaranızı belirleyebilirsiniz. İlk olarak zincir çekerek başlıyoruz. Aramızda yeni başlayanlar varsa zincir nasıl çekilir, sık iğne, ikili trabzan nasıl örülür? Daha önce detaylı videosunu paylaşmıştım. Videomuzun açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bu modelimizin kuruluşu zincir üzerine olduğu için zincir sayısı vermeyeceğim. Ne kadar istiyorsanız ölçüsünü. Bu çantayı daha büyük de çalışabilirsiniz. Daha küçültebilirsiniz. Örneğin bir telefon kılıfı olarak da çalışabilirsiniz. Bu yüzden göz kararı zincirlerimi çekiyorum. Zincirleri mutlaka fazla fazla çekelim. Eksik kalırsa tekrardan sökmek gerekecek. Bu yüzden zincirler fazla olduğu zaman kesebilir ya da söküp çıkartabiliriz artan zincirlerimizi. Şimdi göz kararı. Zincirlerimi, başlangıç zincirlerim, bu her örgü için geçerlidir. Sıkı sıkı çekmiyorum. Ördüğüm ayardan bir tık gevşek olacak şekilde zincirlerimi oluşturuyorum. Bu şekilde göz kararı zincirlerimi çektikten sonra son çektiğim zinciri bırakıp bir öncekine batıyorum direkt. İlmek çıkardım. 2 ilmeğim var. Doladım. Sık iğne örüyorum. Bir sonraki zincirin içerisine batarak ilmek çıkardım. Sık iğne örüyorum. Bir sonraki zincire batıp tekrar sık iğne örüyorum. Başlangıçta 3 tane sık iğne ile başlıyoruz. Sonrasında çok sıkı olmayacak bu zincirler. 1, 2 zincir çekiyorum. Alt kısımda 1, 2 zincir bırakıp 3. zincirin içerisine batarak 5 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane sık iğnemizi örüyoruz. Sonrasında tekrar çok sıkı olmayan, biraz gevşek 2 tane zincir çekip alt kısımda 2 zincir bırakıp 3. zincirin içerisine batarak direkt sık iğne örüyoruz. Tekrar 5 tane sık iğne örüyoruz. 2, 3, 4, 5. Bakın bu şekilde devam edecek. Örgümüzü çalışırken mutlaka biraz ördükten sonra biraz elimizle bastırarak el ütüsü yapalım. Örgü iyice yerine otursun. Şimdi burada nasıl devam edeceğiz? Bunu istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Bu orta kısımlar hep 5 sık iğne, 2 zincir, altta 2 tekrar zincir bırakarak 5 tane sık iğne, 2 zincir, 5 sık iğne şeklinde devam ediyor. Başta ve sonda 3 tane sık iğne ile bitişimizi yapıyoruz. Bakın burada 4 tane yuvam var. Bu 2 zincirlik noktamız, şu an 2 tane yaptım. Şimdi 3.'ü yapacağız. 4 tane olana kadar devam ediyorum. Sonda da yine 3 tane sık iğne yapıp ilk sıramı tamamlamış olacağım. 2 zincirimizi çektikten sonra bakın 1, 2, 3,
dördüncü iki zincirlik boşluğumu oluşturuyorum. Bu dördüncü artık sonuncu olacağı için burada 3 tane sık iğne ile bitireceğim. Yine alt kısımda 2 zincir bırakıp 3. zincirin içerisine direkt batıp 3 tane sık iğne örüyorum sırasıyla zincirlere. 2 ve 3. Bakın buradaki artan ipi kesebilir ya da sökerek çıkarabilirsiniz. Artan zincir hiç problem değil. İlk sıramızı bu şekilde tamamladık. Şimdi ilmeğimizi hafif esnetip örgümüzü çeviriyoruz. Gelen ilk boşluğa direkt batıp sık iğne örüyoruz. Bu sık iğneden sonra tığımızın başına dolayarak 2 zincirlik boşluğa 9 tane sık iğne, ikili trabzan örüyoruz. 2 zincirlik boşluğa tığımızın başına doladık. Batıp 9 tane ikili trabzan örüyoruz. İkili trabzanı da ikisini birlikte örüyoruz. Tığımızın başına doladık. Tekrar 2 zincirlik boşluğa batarak ilmek çıkardık. İkisini birlikte. Tekrar doladık. Aynı boşluğa batarak bu şekilde toplamda 9 tane ikili trabzanımızı örüyoruz. Hemen hızlı bir şekilde örelim. 9 tane ikili trabzanımızı ördük. Şimdi burada 5 tane sık iğnemiz vardı. İlk sık iğneye değil, ikinciye değil, 3. sık iğnenin tepe boşluğuna batıyoruz. Bakın arka kısımda bu 1. 2. 3. sık iğnenin tersten boşluğuna batıp direkt sık iğne örüyoruz. Sık iğneden sonra tekrar tığımızın başına doladık. 2 zincirlik boşluğa 9 tane ikili trabzan örüyoruz. 9 tane ikili trabzan ördükten sonra buradaki 5 tane sık iğnemiz vardı. 1, 2, 3. sık iğnenin tepe boşluğuna batıp direkt sık iğne örüyoruz. Bu şekilde 2 zincirlik boşlukları 9 tane ikili trabzanla doldurarak sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Sıramızın sonuna geldik. Burada 4 tane 2 zincirlik boşluğumuz vardı ve trabzan noktalarımızı oluşturarak ilerledik. 9 tane ikili trabzandan sonra bu son kısımda 3 tane sık iğnemiz var. Şimdi 1, 2, 3. yani son sık iğneye de bakın bu şekilde batıp direkt sık iğneyle sıramızı bitiriyoruz. Aynı başladığımız mantıkla sıramız tamamlanmış oluyor. Şimdi burada 1, 2, 3, 4 zincir çekerek örgümüzü çeviriyoruz. 4 zincirden sonra şimdi artık trabzanlı noktalara çalışacağız. İlk trabzanın hemen boşluğundan saymaya başlıyoruz. 1, 2 tane bırakıp 3. trabzanın boşluğuna batıp tepe boşluğuna direkt sık iğne örüyoruz. 4 zincirden sonra 3. trabzana batıp sık iğne ördük. Şimdi burada tekrar 5 tane sık iğne örüyoruz. 2, 3, 4 ve 5. 5 tane sık iğnemizi ördükten sonra şimdi burada 2 zincirlik boşluklarımızı oluşturacağız. Zincirlerimizi çok sıkı sıkı çekmiyoruz. Eğer eliniz çok sıkıysa mutlaka 3 tane zincir çekin ama 2 zincir benim için yeterli oldu. 1, 2 zinciri bu şekilde gevşek bir şekilde çekip şimdi yine 9 tane trabzanın olduğu noktadan saymaya başlıyorum. Şu aradaki sık iğneye hiç dokunmuyorum. Direkt trabzan boşluğundan sayıyorum. 1, 2 trabzan bırakıp 3. trabzanın tepe boşluğuna batarak sık iğne örüyorum. 1, bir sonraki 2, 3, 4 ve 5. 5 tane sık iğnemi ördüm. Şimdi yine 1, 2 zincir çekiyorum gevşek bir şekilde ve 9 trabzan olduğu noktaya gelip ilk ikisini atlayıp 3.sine batarak tekrar 5 tane sık iğne öreceğim. Aralarda 2 zincir boşluğum olacak. Bu şekilde bu sırayı tamamlayacağız. Hemen sıra bitişini yapıp bir üst sıraya birlikte devam edelim. Sıramızın sonuna geldik. Buradaki son 9 tane trabzan olduğu noktaya da 5 tane sık iğnemizi ördükten sonra 1 zincir çekiyoruz. Tığımızın başına dolayarak burada bir tane sık iğnemiz vardı alt sıradan kalan. Bu sık iğnenin yani son noktanın tepesine batarak ilmek çıkarıyoruz. İkili trabzan örüyoruz. İkisini birlikte. Bir zincir ikili trabzanlı sıramızı tamamlamış olduk. Şimdi 1, 2, 3 zincirle yukarı çıkıp örgümüzü çeviriyoruz. Bu 3 zinciri bir trabzan kabul edeceğiz. Tığımızın başına doladık. Bir zincirlik boşluğa batarak 4 tane ikili trabzan örüyoruz. 1, 2 ve 4.
Burada 3 zincir, 1, 2, 3, 4 tane trabzan oluşturduk. Bu zincirle beraber 5 tane ikili trabzanımız oldu. Şimdi sık iğnenin olduğu noktaya geldik. 1, 2, 3. sık iğneye batıyorduk bakın. 1, 2, 3. boşluğa batıyoruz sık iğnenin olduğu noktaya. Direkt sık iğne ile bu noktayı tutturuyoruz. Tığımızın başına sık iğneden sonra direkt dolayıp 2 zincirlik boşluğa gelerek 9 tane ikili trabzan örüyoruz. 9. ikili trabzanımızı da hızlı bir şekilde ördükten sonra şimdi burada yine 5 tane sık iğnemiz var. 1, 2, 3. sık iğnenin ortasına batarak tekrar sık iğne örüyoruz. Sonrasında sık iğneden sonra tekrar burada olduğu gibi 2 zincirlik boşluklara 9 tane ikili trabzanlarımızı öreceğiz. Bu sırada bakın kenarlarda yarım, ortada 3 tane trabzanlı noktamız olmuş olacak. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonunda tekrar bitiş yapıp bir üst sıraya birlikte geçelim. Sıramızın sonuna geldik. Buradaki 9 trabzan sık iğneden sonra tığımızın başına dolayarak burada 4 tane çektiğimiz zincirimiz vardı. Bu zincirin geniş boşluğuna direkt batıp 5 tane ikili trabzanla sıramızı tamamlıyoruz. Hemen hızlı bir şekilde 5 tane ikili trabzanımızı örelim. 3, 4 ve 5. 5 tane ikili trabzanımızı ördükten sonra ilmeğimizi hafif esnetip örgümüzü çeviriyoruz. Gelen ilk boşluğa direkt batıp ilmek çıkarıp sık iğne örüyoruz. Burada 3 tane sık iğne örüyoruz. Şimdi ilk başladığımız sıraya dönmüş olduk. 3 tane sık iğneyi ördükten sonra yine çok fazla sık olmayan 2 zincirimi çekiyorum. 9 trabzan olduğu noktaya geldik. İlk ikisini atlayıp 3.sine batıp 5 tane sık iğnemizi örüyoruz. Tane sık iğneden sonra tekrar 2 zincir, 1, 2, 3. trabzana batıp tekrar 5 tane sık iğne örerek yeni bir sıraya başlamış oluyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerledik. 2 zincir, 5 sık iğne, 2 zincir, 5 sık iğne şeklinde 2 zincirimizi çektikten sonra burada 5 tane ikili trabzanımız vardı ve bir de 3 zincirlik nokta vardı. Bu 3 zinciri de bir trabzan kabul etmiştik. Şimdi burada ne yapacağız? Yine 1, 2 boşluk bırakıp yani 2 trabzan boşluğu bırakıp 3. trabzanı tepe boşluğuna batıp sık iğne öreceğiz. Başta 3 tane sık iğne ile başlamıştık. Bitirirken de 3 tane sık iğne ile bitiriyoruz. Bir sonraki trabzan boşluğuna sık iğne, 3. sık iğneyi yapacağımız nokta başta çektiğimiz 3 zincirlik olan noktanın 3. zinciri. İçerisine batıyoruz ve 3. sık iğneyi örüyoruz. Tekrar ilmeğimizi esnetip örgümüzü çevirerek gelen ilk boşluğa batıp sık iğne yapıp bakın buradaki sık iğne sırasının olduğu noktaya geldik. Sık iğneden sonra tığımızın başına dolayarak 2 zincirlik boşluğa 9 tane ikili trabzan örerek trabzan doldurmaya başlıyoruz. Bakın bundan sonra modelimiz hep kendini tekrar edecek. Burada 1, 2, 3, 4 sırada bir kendini sıra tekrar ediyor. Sık iğne sırası sonra trabzan buradaki 5 tane sık iğnenin olduğu noktanın 3. üstüne batıp tekrar sık iğne. Bu 2 zincirlik boşluklara 9 tane trabzan şeklinde modelin yapılışı bu kadar kolay ve keyifli. Eminim ki herkes özellikle örgüye başlayanlar, yeni başlayanlar bile çok rahatlıkla örüp hazırlayabilirler. Model bu şekilde hep kendini tekrar ederek ilerleyecek. Sizler boyutlarını dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Küçük, büyük istediğiniz ölçülerde hazırlayabilirsiniz. Burada ben yeteri kadar uzatacağım. Ne kadar ördüğümü de hemen şöyle sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben ilk parçamı örüp hazırlamıştım. İlk parçamı da ikinci parçamı da ilk parçamı ördüğüm gibi aynen örüp hazırlayacağım. Şöyle ölçüsünü verelim. Eni 17 santim. Boyu 19 santim. 17'ye 19 santim oldu ölçüsü. İlk parçamı örüp zaten hazırlamıştım. Bakın trabzan sırasında bitiriyoruz. Kenarlar yarım kalmayacak. Son bitiş böyle tam trabzanları 4 tane trabzan noktasıyla bitirmiş olacağız. Bakın bunu ben hiçbir şekilde ütülemedim. Sadece el ütüsü. Örerek, örerken elimizle düzlediğimizde böyle bir görüntü oluşuyor. Sanki ütülenmiş gibi. Şimdi ikinci parçamı da örüp hazırlıyorum. Sonraki aşamaya birlikte devam edeceğiz. İkinci parçamızın sonuna geldik. İkisini eşit şekilde örüp tamamladık. Bu son sırada 4 tane tam trabzanlı noktamız oluyor.
Şimdi 9 tane trabzan ördükten sonra sondaki sık iğne noktasına batıyoruz. Tekrar sık iğne örüyoruz. Şimdi burada böyle U şeklinde bir sık iğne çerçeve yapacağız. Bu son battığımız sık iğnenin olduğu boşluğa tekrar batıp bir tane daha sık iğne örüyoruz. Şimdi burada hemen trabzanın şöyle tepesinde kalan boşluğa bir tane sık iğne. Trabzanlı noktaya geldiğimizde bu boşluğa, şöyle geniş boşluğa bakın, İki tane sık iğne. Sonra zincirli boşluğa geliyorum. Bu noktaya da iki tane sık iğne. Sonra şöyle bakın, örgü sık iğne noktası geliyor. Bu noktaya bir tane sık iğne. Sonra hemen dibindeki noktaya sık iğne. Trabzanın hemen tepesine bir sık iğne. Trabzan arasındaki, bakın, iki trabzan arasındaki geniş boşluğa batıp bir, iki tane sık iğne. Sonra tekrar zincirli noktaya gelip sık iğne örüyorum. Bu şekilde sık iğnelerimi örerek karşıda da aynı işlemi yapacağım. Uçlarda da, şu tam uç kısma geldiğimizde de, dönüşlerde üçer tane sık iğne öreceğim. Bakın burada, buradan başladık. Sık iğnelerimizi örerek dönüşte 3 tane sık iğne ördük. Sonra burada şunu da gösterelim, daha net anlaşılacaktır. Köşe dönüşte 3 tane sık iğne ördükten sonra buradaki sık iğne boşluklarına tekrar sık iğne örüyoruz. Zincirli olan noktaya geldik. 2 zincirlik olan noktaya 2 tane sık iğne. Burada sonra 5 tane sık iğnemiz vardı. Zincirli boşluklara batarak yine 5 tane sık iğne şeklinde ne kadar örmüşsek, bu başlangıç olduğu için o kadar sık iğne ile devam ediyoruz. Sonra dönüşte yine 3 tane sık iğne ile dönüş yapıp karşı tarafta yaptığımız işlemin birebir aynısını bu tarafta da uygulayarak bu U şeklindeki çerçeveyi, sık iğneyi bu şekilde tamamlamış olacağız. Burada sıramızın sonuna geldik. Burada son bir zincir çekip ipimizi yeteri kadar kesiyoruz. Buradaki son noktaya da bir tane sık iğne örüp bitirdik. Bir zincirle ipimizi kestik. Şimdi iki parçamız da tamamlanmış oldu. Şimdi burada artık çantamızın kenar kısımlarını örmeye geçeceğiz. 3 parçadan oluşacak kenar kısımları. Ben daha önceden şöyle 2 tane örüp hazırlamıştım. Bunlar yanları. 35 sıra yaptım ben. Şimdi tabanını hazırlayacağım. Sizler buradaki sık iğneleri sayarak, son yaptığımız çerçeve sık iğnelerini sayarak da sıra sayılarınızı belirleyebilirsiniz. Şimdi yine ipimizi alıyoruz. Bakın, bir zincir çekerek burada kilit yapıyoruz. Bu zinciri kullanmayacağız. Sonrasında 6 tane zincir çekiyoruz. 3, 4, 5, 6. 6. zinciri bırakıp 5. zincire direkt batarak sık iğne örüyoruz. Burada ben 5 tane sık iğne kullandım. Ama sizler bu sayıyı artırabilirsiniz. Çantanızın derinliğini ne kadar istiyorsanız o kadar sık iğne örebilirsiniz. 5 tane sık iğnemizi bu şekilde ördükten sonra ilmeğimizi hafif esnetiyoruz. Örgümüzü çeviriyoruz. Gelen ilk boşluğa batarak sık iğne örüyoruz. Tekrar sık iğne örmeye devam ediyoruz. Toplamda yine ikinci sırada da 5 tane sık iğnemiz var. Son batacağımız nokta, bakın, burası. 5. sık iğnemizi de ördük. Tekrar ilmeğimizi esnetiyoruz ve örgümüzü çeviriyoruz. Gelen ilk boşluğa batarak tekrar 5 tane sık iğnemizi bu şekilde tamamlayacağız. Şimdi bu taban kısmı olacak. Dediğim gibi burada 3 tane parça örüp böyle iki kenarlarını ben ördüm. Şimdi tabanı da örüp hazırlayacağım. Sonrasında bu parçaları artık birleştirmeye geçeceğiz. 3. parçamız olan kenar kısmını da ördük. Bu tabana ait parçaydı. Bakın, diğer kısımlar gibi yeteri kadar uzattım. Bunu nasıl yaptım? Sık iğneleri saydım. Karşılıklı eşit batmaya çalıştım. Sık iğne sayılarını denk getirmeye çalıştım. Saydığımda da bu kenarda 35 tane sık iğne, tabanda da 29 tane sık iğne olarak hazırladım. Yani sıra sayılarım tabanda 29 sıra, kenarlarda 35 sıra oldu. Şimdi ördüğüm 3. parçada ipimi kesmiyorum. Burada alıyorum. Şöyle ilk parçayı alayım. Şimdi şu şekilde tutacağım. Düz kısımdan hem öreceğiz hem de birleştireceğiz. Dış kısmından, bakın, şu şekilde yerleştirdim. Buradaki artırma noktası olan 1, 2, 3. sık iğneye batıyorum. Buradaki ilmeği tığımın
ucuna alarak buradan geçirip şöyle bir zincirle birleştiriyorum. Şimdi burada tekrar batıp bu boşluğa, buradaki ilk noktaya da batıp zincirden sonra bir tane sık iğne örüyorum. Yine sık iğne ile birleştireceğiz. Geliyorum bir sonraki sık iğneye. Buradan ördüğüm parçanın her bir sıraya bir tane sık iğne denk geliyor. Buna dikkat ederek bakın bu şekilde batıyorum karşılıklı. İlmek çıkarıp sık iğne örüyorum. Tekrar ördüm. Bakın bu ön büyük parçama batıyorum. Sonra sık iğnenin olduğu noktaya batıyorum. Ve sık iğne örüyorum. Her sıraya bir tane sık iğne denk gelmiş oluyor bu şekilde. Böyle normal sık iğne örerek bu taban parçamızı bu parçada birleştireceğim. Sonra diğerlerini de hemen birleştirmeyi sizlere tarif edeceğim. Burada sıra sonuna geldik. Buradaki üçlünün ilk sık iğnesi buradaki son noktaya denk geliyor. Burada hemen sık iğnemi örüyorum. Kısa kalan ipleri de sonradan gizleyeceğiz. Sık iğne örüp şöyle bir zincir çekip burada ipimi yeteri kadar kesip ilmeğimden bu şekilde çıkardım. Şimdi karşı parçayı alacağım. Şimdi burada tekrar bir birleştirme yapacağım. Aynı ilk başladığım gibi hemen şöyle ipimle bir zincir oluşturuyorum. Bir ilmek, bir zincirle bir ilmek oluşturduk. Yine üçlünün bakın buradaki en sonuncusuna batıyorum. Şimdi bu oluşturduğum ilmeği bu aradan geçireceğim ki şu uç kısa ip arada kalsın. Buradaki ilk noktaya batıp buradan bir ilmek kaydırarak ilk bağlantıyı yapıyorum. Tekrar zincir gibi olduğu için bu noktaya batıp şöyle tekrar aynı noktaya batıp bir sık iğne örüyorum. Bir sonraki sık iğneye batıp sıradaki parçamızın boşluğuna batıp tekrar diğer tarafta olduğu gibi birleştirmemizi sık iğneyle yapıyoruz. Yani burada uyguladığımız tekniğin birebir aynısını şimdi bu tarafta uygulayacağız. Bu parçayı da birleştirdikten sonra kenar parçaları burada yaptığım işlemin birebir aynısı. Başlayıp ipimi takıp birleştireceğim. Burada ilk olarak tabanı birleştirdik. Şimdi ilk kenarı bu noktadan başlayıp sık iğneyle aynı burada olduğu gibi ipimi takıp birleştirmeyi yaptım. Şimdi burada şu hem tabanı kapatacağız. Burayı birleştirip tabanı ayrıyeten kapatmak istemedim. Kolay olması için. Şimdi buradan birleştirdik. Hemen tabanı da kapatıp buradan birleştirmeye devam edeceğiz. Şöyle son noktaları da batmıştık. Son noktaya da karşılıklı battıktan sonra artık tabandaki 5 sık iğne, bu kenardaki 5 sık iğne karşılıklı olacak şekilde bakın sık iğnelerin boşluklarına batıyoruz. Karşılıklı ilmek çıkarıyoruz. Sık iğne değil kaydırma yapacağız. İlmek çıkardık. Diğer ilmeğimizden kaydırıyoruz. İz sürme yapıyoruz. Batıyoruz. Karşı parçaya da batıp tabanda ve kenarda ilmek çıkarıp diğer ilmeğimizden kaydırdık. Karşılıklı sık iğneler eşit gelecek şekilde batıp ilmek çıkarıp kaydırıyoruz. Buradaki son noktaya da batarak kaydırmamızı yapıyoruz. Şu noktada bakın bir bağlantı yapacağız. Şöyle şu uç kısımda son bittiğimiz sık iğnenin olduğu noktaya da batıp şu kısma ilk başlayacağımız sık iğneye batıyoruz. Buradaki parçanın ilk noktasına batıp ilmek çıkarıp diğer ilmeğimizden kaydırıyoruz. Burada bir kaydırmayla şöyle bir zincir çekerek bağlantımızı yaptık. Bakın bu şekilde tabanda görünüyor. Ama sizler dilerseniz sık iğne de yapabilirsiniz. Ben böyle altta çok potluk olsun istemediğim için sık iğneyle değil kaydırmayla birleştirmek istedim. Şimdi tekrar kaydırma yaptığımız, bağlantı yaptığımız sık iğne, ilk sık iğneye tekrar batıp karşılıklı şu kısa ipi de gizleyelim. Sık iğne örmeye başlıyoruz. Şimdi diğer taraflarda olduğu gibi sık iğne örerek karşılıklı batarak birleştirmemizi yapacağız. Bu kısımda olduğu gibi sonra diğer parçayı birleştireceğiz.
En son olarak da kulp kısmını yapıp artık çantamızı tamamlamış olacağız. Artık son birleştirmemi de yaptım. Sık iğnemi örüyorum. Son noktalara battıktan sonra bir zincir çekip ipimi yeteri kadar kesip ilmeğimden bu şekilde çıkarıyorum. Burada kısa iplerim vardı. Bunları şöyle birbirine bağlayacağım sağlam olması için. Sonra burada 3 tane ipim var. Bunları şöyle aralardan geçirerek gizleyeceğim. Çantamızın taban ve kenar kısımlarını bitirdikten sonra, birleştirmeyi yaptıktan sonra artık kulp kısmını yapmaya geçeceğiz. Ben bu çantayı çapraz kullanacağım için şimdi uzun bir kulp yapacağım ama sizler elde tutmalık da yapabilirsiniz ya da hazır aparatlar da kullanabilirsiniz. Ağız kısmına çıt çıt dikilebilir ya da torba kullanabilirsiniz. Ama bu sene bu tarz fileli çantalar da çok moda. İçerisine telefonunuz, anahtarınız, cüzdanınız rahatlıkla sığacaktır. Oldukça geniş oldu. Bu şekilde de direkt kullanılabilir. Şimdi ipimi, kalan ipimi böyle iki ucunu da eşitledim. Çok az bir yumağım kalmıştı. Böyle iki ucunu eşitledim. Şimdi burada şöyle tam kenar kısımdan başlıyorum. Şöyle ortadan batıyorum. Burada bir ilmek çıkarıp bir tane zincir çekiyorum. Sonra diğer ipimin ucunu alıyorum. Burada. Bir sonraki boşluğa batıp buradaki ipimle bu boşluktan bir ilmek çıkarıp buradan da bir ilmek çıkarıyorum. İlk başta olduğu gibi. Şimdi iki tane ipim var bakın. Şu kısa ipleri görmeyelim. İlk taktığım ipim, ikinci taktığım ipim. İlk taktığım iple burada bir sık iğne örüyorum. Bir sonraki ipi tığın üzerinden geçirerek tekrar iki ilmeğim oldu. Sık iğne örüyorum. Bakın iki tane başlangıç noktası oldu. Burada şu iki kısa ipi de birbirine bağlayalım. Sağlam olsun. Bakın bu ipler kafamızı karıştırmasın. İlk taktığımız ipi şöyle ileri alıyorum. Diğer ip bu şekilde bana yakın duruyor. İlk taktığım iple örüyorum. Diğer ip, ikinci taktığım ipi tığımın üzerine dolayarak iki ilmeğim var. Diğer iple doladım. Sık iğne örüyorum. Bakın bu bana yakın olan ipi tığımın üzerine doluyorum. Diğer iple tığımın başına dolayarak iki ilmeğin içerisinden tek seferde geçirerek böyle sık iğneler yapmış oluyorum. Oldukça pratik bir yöntem. İpim az kaldığı için bu tekniği uyguladım ama daha farklı kulplarda yapabilirsiniz. Şimdi bu şekilde yeteri kadar kulpumu uzatacağım. Yeteri kadar uzattık, bitiriyoruz. Bu noktada direkt ilmeğimi de bırakıyorum. İpimi şöyle yeteri kadar göz kararı kesiyorum. İlmeğimde olan bakın tığımdan bu şekilde ipin ucunu çıkarıyorum. Ucunu çıkardıktan sonra burada herhangi bir sökülme vesaire olmayacak bakın. Çantamızı da bu şekilde tamamlamış olduk. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.